Ama Mustafa ya. Mustafa gönder. Niye gönderiyoruz adamı? Acaba seni mi gönderteyim size? Ne hastasın ya? Ben o da hastayım. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum mücadeleleri, mücadelemi. Kamaşlı gözünün nuru onun hüsnü cemali. Havada turuna Bağdat'tan mı geldin? Ağzında hurma emanetim sana. Sılama uğra, eylem turuna meylem, eylem şaha gidelim. Sevgili dostlar, bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bu anlamlı günde dünyaya barışın hakim olması ve sokaklarımızın barış türküleriyle, barış sevdalarıyla dolması umuduyla hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Cinsiyetleri, inanışları ne olursa olsun, siyasi kanaatleri ne olursa olsun yasalar önüne eşittir. Farklı muameleye tabi tutulamazlardır. Bu hükme rağmen bu ülkede Alevi yurttaşları görmezden gelenlere barış içinde yapılan bir çağrıdır bu cemevi. Ülkemizde demokrasiye ve insan haklarına saygılı bir düzen yaratılmak isteniyorsa öncelikle insanların inançlarına saygı gösterilmesi gerekiyor. Bunun için Alevi toplumunun talepleri dikkate alınmalıdır. Yine Kuşadası'nın diğer adı Güvercin Adası'dır. Güvercinlerin barış için bir kez daha Anadolu semalarına döndüğü bir kültür merkezi olacaktır. Tanış olalım. Tanış oldukça işi kolay kılacağız. Tanış oldukça ne kadar çok birbirimizin aslında benzeri olduğumuzu, ne kadar çok aslında hepimizin de aynı vicdandan, aynı yürekten, aynı sudan, aynı havadan geldiğimizi görürüz. Bugün burada uzun yıllar özlenen, beklenen Alevi Bektaşi inancının ana unsuru Cemevi'nin ve misafir kompleksinin de olduğu, aynı zamanda kültür ve eğitim merkezinden oluşan Türkiye'nin en büyük 3. Cemevi, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı İnanç, Kültür ve Hizmet Merkezi'nin fiziki olarak açılışı için bir aradayız. Fiziki diyorum çünkü COVID-19 salgınının yaşamlarımızda yarattığı zorunluluklar nedeniyle bu merkezimizin de içinde olduğu 16 açılış ve temel atmanımız Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrifleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizin katılımıyla 4 Haziran tarihinde uzaktan canlı yayın aracılığıyla yapılmıştı aslında. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen vakıf başkan ve yöneticilerimiz ve misafirlerimiz ile birlikte inanç ve kültür merkezimizde sizlerle buluşmuş olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Bugün burada bu inanca, öğretiye, kültüre kafa yormuş aciz bir kardeşiniz olarak izninizle birkaç şey söylemek istiyorum başkanlarımın huzurunda. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt menkıbelerinin bir araya gelmesinden oluşan geleneksel Alevilik, 1960 yıllarından sonra başlayan kente göç ile 1980'lerde iyice hızlanan şehirleşme sürecinde kent Aleviliğinin oluşum sürecini başlatmıştır. Gelinen noktada cemevleri bir ibadethane midir tartışmasına benim söyleyecek tek bir sözüm var. Sizler cemevlerinin ibadethane olduğunu, inançlarınızı cemevlerinde yaşadığınızı söylüyorsanız benim için konu kapanmıştır ve cemevleri ibadethanedir. Bir insanın bile inancına saygı duymak Cumhuriyet'in, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkesidir. Geçmiş dönem vakıf yöneticilerimize, katkı koyan geçmiş dönem belediye başkanlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ayın başkanımıza çok teşekkür ederim. Burasının tapusunu da en kısa zamanda bakma inşallah alırız. Allah razı olsun diyelim. Allah Allah. Allah razı olsun. Hizmetiniz bu.
hoşa gitmesin. Eyvallah. Efendim lokumuz var. Ne yapacağız işte? İsterseniz bir olayı görelim. Şimdi görelim. Çok yetersiz. Ama şu an bir de çalışmıyor. Evet, yetersiz olabilir. Tamam.